Epilepsi hastalarının yaşadıkları en önemli sosyal ve hukuki sorunlardan birisi sürücü belgesi konusunda yaşadıklarıdır. 30 Eylül'de yayınlanan yeni yönetmelikte konu biraz daha netleştirildi ve en azından daha objektif hale getirildi. Ayrıca hastaların doktor kontrolünde kalmalarını ve bunu ispatlama zorunluluğu getirildi. Bu yönetmeliğe göre hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci grup, şuur kaybının olduğu veya olmadığı, uyarılmış ya da uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastaları kapsıyor. Bu gruptaki hastaların son 3 yılda ilaçsız veya en fazla 2 ilaç kullanırken nöbet geçirmediklerini ve her 6 ayda bir nöroloji muayenesi yaptırdığını belgelemeleri isteniyor. İkinci grup, ilk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişileri kapsıyor. Bu hastaların son 2 yılda ilaç kullanmadığını, nöbet geçirmediğini ve her 6 ayda kontrol muayenesi olduğunu belgelendirmeleri gerekiyor. Bu koşulları taşıyan hastaların 3 kişilik nöroloji uzman kurulunda değerlendirildikten sonra riskli görünmeyenlerin sürücü belgesi almaları mümkün olabiliyor.